Efendim aman dikkat, bu arada bel bölgesindeki kilolar aşırı kilodan daha da tehlikeli. İngiltere'de yapılan bir araştırma bir kez daha ortaya koydu ki bel çevresindeki her 1 santimetrelik genişleme kalp krizi riskini %4 arttırıyor. Boyunuz kaç santim? 1.85. Kaç kilosunuz? Birkaç kilo mu, 100 kilo mu? Biraz kilolu mu? Bayağı. Biraz da yağ var değil mi? Bayağı. Yanlış kişiye geldim, kızım diyetisi. Eyvah. Bilim insanları bel bölgesindeki genişlikle kalp krizi riski arasındaki bağı ortaya koydu. Her 3 santimetrelik bir genişlemenin kalp krizi riskini %11 oranında artırdığı ortaya çıktı. Normal mi sizce? Değil. Fazla mı? Fazla. Bir göbeği ölçebilir miyiz? 110 santimetre. 21 santim geçmişsiniz. 21 santim. Dikkat edeceğiz. Hanımefendi ne yapacak? Nasıl dikkat edecek? Dikkat edecek. Yemesine dikkat edecek. Ekmek yemeyecek. İngiltere'deki Oxford Üniversitesi tam 13 sene boyunca devam ettirdi o araştırmayı ve ortaya çıktı ki bel çevresindeki her 1 santimlik genişleme kalp krizi riskini %4 artırıyor. Kaç çıktı? 106 santim çıktı. Normal mi 106? Değil. Zaten şimdi kalp doktoruna gidiyor. Biraz özel bir diyet uyguluyoruz şu an. 102 santimetre. Evet. Normal mi? Değil. 65. Sizinki normal. Öyle bir sorunum olduğunu düşünmüyorum. Uzmanlara göre bel çevresinin genişliği boyunuzun yarısını geçmemeli. Bir başka veriye göre ise erkeklerde 94, kadınlarda 80 santimin üzerinde tehlike çanları çalıyor demek. 74. Boyunuz ne kadardı? 68. Bence okey benimki. Siz normalsiniz. Teşekkürler. Obezitoyum. Kalp krizi riski var. Var, şekerim var, kalp krizi, kolesterol var, hepsi var. Eray Bey'in göbek çevresi 102 santimetre. Kendisi 1.85 boyunda, aslında göbek bölgesinin 92 santimetreyi geçmemesi gerekiyordu. Yani bir 10 santimetre fazlalık var. Yani kalp krizi riski kendisinde de bir hayli artmış durumda. Bel etrafındaki kilolar büyük tehlike diyor uzmanlar. Rakamları ciddiye almalı, hızlı önlem alınmalı.